Ben Zeki Kanay. Dicle Üniversitesi'nde Deprem Fakültesi'nde akademisyenlik yapıyordum. 2017 yılında ihraç oldum. Sonrasında belediye seçimlerinde HDP'den meclis üyesi seçildim. Ben Çevre ve Sağlık Komisyonu'ndaydım. Daha doğrusu Ekoloji ve Çevre Komisyonu'ndaydım. O çalışmaları yürütürken işte kayyum geldi. Yine meclisler feshedildi. Hala biz doğa ekolojimiz konusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ve bizim doğamıza, kültürümüze, kentimize karşı işlenen suçlarda gerekli çalışmaları ve tepkileri göstermek eylemlerimiz devam etmektedir. Şimdi bugün burada olmamızın sebebi yine bu işin kendilerini kirli emellerini, kirli zihniyetlerini, katliamcı zihniyetlerini ağaç ekerek temize çıkarmaya çalışan bir zihniyetin yüzünü biraz açmaya çalışacağız. Örneklerle bunu göstereceğiz. Çünkü doğa hiçbir zaman kendisine zorla, gösteriş amacıyla yaklaşılmasına izin vermez. Ağaç sevgi ve ilgiyle büyür. Sevgi ve ilgi gösterilmeyen bir ağaç kurumaya mahkumdur ve doğa da onu kabul etmeyecektir. Bunu göreceğiz ileriki yıllarda. Çünkü zorla ekosisteme müdahale etmek ve kentin bileşenlerinin görüşünü almadan üstenci bir tavırla böyle kararlar almak demokratik değildir, insani değildir, ekolojik de değildir. Örnekleri var. Dicle Üniversitesi orman kampüs alanı orman mezarlığı gibidir. Onlarca kurum burada gelip ağaç çekmişler ve bakmamışlar kurumuş. Ama bazı güzel projeler de gerçekleşmemiş değil. Şu anda gördüğümüz bu vadilerdeki yeşillendirme çalışmaları belediyenin, öğrencilerin, üniversite bileşenlerinin, karayollarının, bazı devlet kurumlarının ortaklaşa çabasıyla yapıldı. 400 bin ağaç ekildi ve çoğu da kurudu ama yine %50'si kurtuldu. Bu alan da aslında ağaçlandırılmıştı. Ama sahip çıkılmadı, bakılmadı. O yüzden çoğu ağaçlar burada kurudu ve şu anda diyorlar ki çorak topraktır. 100 yıldır buraya çorak topraklardı, biz orayı yeşillendireceğiz. Hayır, burası çorak topraklar değildi hiçbir zaman. Şu yamaçlarda dağdağan ağaçları vardı 50 yıllar kadar. Burası sonra kesilip yok edildi. Şu karşımızda Kafs Köşkü vardı. 1500-1600 yıllarında yapılmıştı. Evlat katili 4. Murat burada, Bağdat Seferi dönüşünde burada dinleniyor. Ve Evliya Çelebi bahseder. Burası cennet bahçesiymiş. Ve burayı yaptıran Şeyh Aziz de bir şiirinde diyor ki cehennemlikler burayı görürse cennete gitmek istemez. Çünkü o kadar güzel bir yeşillik, o kadar güzel bir doğaya sahipmiş. Ama şu anda taşları bile yerinde yoktur. Şimdi yine Orman İl Müdürlüğü sözde burayı verip önermiş. Orman İl Müdürlüğü'nün de geçmişte yaptıkları bazı doğaya katliamlarına ortak olduğu aşikardır. Bunun kanıtları elimizde vardır. 2014 yılında Dicle Üniversitesi 10 bin tane ağacın kesim katliam emrini Orman İl Müdürlüğü'nde bir mühendis, orman mühendisinin imzasıyla gerçekleştirmeye çalıştı. Ama tepkiler sonucu Hevsel direnişiyle bu engellendi. Sadece 700'de 900 ağaç kesilebildi. Diğerleri kurtarılabildi. Yine Orman Genel Müdürlüğü ile Dicle Üniversitesi arasında 2015 yıllarında Jale Saraç arasında bir protokol imzalandı. Her öğrenci başına bir ağaç çekilecekti. 42 bin ağaç çekilecekti. Bu ağaçların çukurları açıldı ama hiçbir ağaç çekilmedi. O çukurlar öyle kaldı. Yani bu işin failleri
Kuru'nun seceresi o kadar temiz değil. Yine 2019 yılında bu iktidar 11 milyon ağaç ekeceğiz dediler. Dicle, Diyarbakır bölgesine de 300 bin tane ağaç ekecektiler. İlk etabı Vetenaf Akdesi'nin önünde Hasan Basri Güzel oğlu diye bir vali vardı. Dönemin valisi bir ağaç ekmişti ve ağacın önünde kendi tabelasını dikmişti. İki ay geçmeden bütün ağaçlar kurudu. Yine uzmanların söylediğine göre bu 11 milyon ağacın 9 milyonu kurudu. Çünkü bilinçsiz, kurumların istişaresi alınmadan zamansız ekildi. Bunların böyle tamamen gösteriş ve reklam amacıyla bunlar doğaya yaklaşıyorlar. Bu zihniyet böyledir. O yüzden onları deşifre etmek lazım. Yine çok uzak değil. Millet Bahçesi adı altında sözde Millet Bahçesi yaptılar. Ama orada yüzlerce ağacı kestiler. Ve buraya adapte olmayan yabancı tür ağaçları ektiler ve dışarıdan getirilen çimlerle çimlediler. Oradaki bir sürü meyve ağacı kesilip oradaki yerleşik çiftçilerin evi yıkılarak oradan uzaklaştırıldı. Tabii bu projeyle şu anda Dicle Vadisi'nde, Hefsel Bahçelerinde yapılaşmanın önünü açtı, rantın önünü açtı, işgalin önünü açtı ve hala ağaç kesimleri devam edilip burayı ticari alanlara dönüştürmeye çalışıyorlar. Dicle Nehri, Mezopotamya'nın iki tane ana kolu olan Fırat ve Dicle Nehirleri var ve Fırat Nehri kalmadı. Üzerinde yapılan barajlarla göle dönüştürdü. Dicle Nehri, Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından nehir statüsünden çıkarıldı. Neden çıkarıldı? Çünkü ranta açmak istiyordu. Kıyı koruma yasası varken 200 metre yaklaşamıyorsun sen nehire. Ama bu projeyle nehir statüsünden çıkarılarak burayı ranta açmaya çalıştılar. 2013 yılında yapı rezerv alanı diye bir proje geliştirdiler. Yine STK'ların tepkisi sonucu bunu geri çektiler. Ama ondan sonra ne yaptılar? Bu sefer küçük etaplar halinde bu müdahalelerine devam ettiler. Normalde Dicle Nehri'ni barajlarla, su bentleriyle 22 kilometrelik kısmını Silvan Köprüsü'nde, Demiryolu Köprüsü'ne kadarki alanı bütün ekosistemini tıraşlayarak kanalla hapsetmeye çalıştılar. Ama 4 kilometresini yaptılar. Mimarlar Odası'nın mahkemeye başvurusuyla bu engellendi, durduruldu. Oradaki Fırat Kaplumbağası ve onlarca tür canlının ekosistemini, evini, yuvasını yıktılar bunlar. Dolayısıyla bunların zihniyeti tamamen ortadadır. Yine tarihsel dönemde aldığımızda 1875 yılında o zamanki dönemin valisi Kurt İsmail Paşa ne yapıyor? Normalde şimdiki havaalanından Karaca Dağı kadar tamamen meşelik ormanlarıyla kaplıydı. Yol açma bahanesiyle baltacı orduları yollandı ve buradaki ağaçlar katledildi. Demir yollarında kullanıldı, madenlerde yakacak olarak kullanıldı. Yine Hamidiye alayları tarafından 25'ten önce bir de Şeyh Said isyanında da buradaki var olan son ağaçlar da yakılarak yok edildi. Bunlar tarihi kayıtlarda mevcut.
yine zihniyetlerini açığa çıkaralım. Geçen sene 2011 yılında, 2020 yılında milyarlarca metrekarelik orman alanı yandı. Ne yaptılar? Eğer çok samimilerse o orman alanlarını ağaçlandırmaları lazımdı. Yine bizim coğrafyamızda her sene bilinçli olarak orman yangınları çıkarılıyor, doğamız katlediliyor. Yine samimilerse o bölgeleri ağaçlandırsınlar. Ama ne yaptılar? Tam tersine ağaçlandırmayı bırakın. Bu yanan kısımları orman vasfından çıkarıp ranta açtılar. Yani bunların neresi doğru diyeceğiz ki doğru bir şey yapsınlar. Bir karar alınacaksa tamamen bilimsel raporlarla ve kentin bileşenlerinin görüşü, fikirleri alınarak yapılması lazım. Ama bunu hiçbir şekilde bu projede göremiyoruz. Hevsel bahçeleri 8000 yıl geçmişe dayanıyor Diyarbakır'ın tarihi. Hevsel bahçeleri UNESCO Dünya Kültür Mirası'na alınmasına rağmen her gün göz önünde ağaçlar kesilip tarlalar açılıyor ve buraya ait olmayan mısır endüstriyel tarım bitkisi, mısır bitkisi ekiliyor. Bunu niye görmüyorlar? Yine nehir çevresinde onlarca işgal edilmiş, hatta nehrin 10 gözlü tarihi, 10 gözlü köprünün gözünü bile kapatan gözü karalar da çıktı. Yani bu, binlerce örnek, yüzlerce örnek verebiliriz bu konuda. Yani o yüzden secereleri, geçmişleri temiz değildir. Zorla, reklamla, dayatmayla toprak bile ağacı kabul etmez. Ağacı sevgiyle ekmek lazım. Saygıyla yaklaşmak lazım. Dolayısıyla sevgiyle, saygıyla, emekle yapılmayan bir şey, dayatmayla yapılan bir şeyin yaşama şansı olmayacak. Bunları 2-3 yıl sonra göreceğiz zaten. Dayatmayla yaparsınız ama bunun ömrü olmaz. Halkın sahiplenmediği, bilimsel yollarla, metotlarla yapılmayan şeylerin yaşama şansı yok dedik. Burası çora, burada ağaç vardı, vardı. 400 bin ağaç ekilmişti ve bu bant, şu anda düşündükleri bantta hepsi ağaçlandırılmıştı. Ama bakılmadığı için yakıldı ya da kesildi ya da kurudu bakılmadığı için. Şimdi bir şey aynıdan tekrar etmenin bir anlamı yok. Bu aptallıktır. Diyor ki bir şey, aynı şeyi tekrar edip farklı sonuçlar beklemek aptallıktır diyor bir bilim adamı. Dolayısıyla bunların yaşama şansı yok. Sonra dayatmayla yapıyorlarsa yapacaklar, yaparlar. Biz de tepkimizi bilimsel, ekolojik tarzda yaklaşacağız. Ve bu zihniyet, daha önce dedim yani, zaten defalarca bu vadi üzerinde, vadi proje manyağı yaptılar. Vadi üzerinde kirli emelleri sürekli devam ediyor. Yine Fiskaya'da halkın evini başına yıkıp orayı yine ranta açmaya çalışacaklar. Yine Diyarbakır surlarda ne hale getirdiklerini biliyoruz. Kayyum 6 milyon TL'ye ida edilen palmiye ağaçları getirip ekti. Şu anda hepsi odun oldu, kazık oldu. Bu halkın emeğine yazı, bu halkın kaynaklarının böyle heba edilmesi, göz göre göre bunların suçlusu
mutlaka yargılanmalıdır. Yine Dicle Üniversitesi gidiyor, tropik bölge bitkisi Pavlone'ye ekiyor. Onun yaşama şansı yok. Yine Ahmet'i Toledo, Ahmet Ahmet'tir, Toledo olamaz. Ahmet Hawaii değildir palmiye ekesin. Ahmet Hindistan değil ki Pavlone'ye ekesin. Ahmet'i kimliğinden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Ahmet kadim bir şehirdir. 8000 yıldır geçmişi var. Ve Kuzey Mezopotamya insanlığın ilk yerleşim yeri kurduğu yerdir. İlk evcilleşmenin ve tarımın yapıldığı bölgedir. Nice zalimler gelip geçti bu topraklardan. Hepsinin çoğunun izi kalmadı. Bu zihniyetlerin de izi kalmamalı. Bugün burada 210 dönüm alanda Devlet Bahçeli adına yapılan Orman İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılması düşünülen ve yapımına başlanan bir orman adı altında halkın fikrini almadan, tamamen dayatmada, halkta karşılığı olmayan bir zihniyetin buradaki dayatmasına karşı bu açıklamaları yapmak zorunda kaldık. Çünkü biz örneklerle açıkladık ki, açıklayacağız ki bu zihniyetin buraya tarihten bugüne kadar bir doğal ekosisteme saygılı bir yaklaşımı yoktur. Ağaçları yakmıştır, ormanları kesmiştir, madenlerle doğamızı tahrip etmiştir. Dolayısıyla barajlarla ekosistemi harap etmiştir. Yani bunların yaptığı yapacaklarının teminatıdır. Yani böyle şeyleri geçmişinde böyle tahripkar tarihi olan, geçmişi olan bir zihniyetin burada bir ağaç halka rağmen bilimsellikten uzak bir proje yürütmesi gerçekçi değildir, doğru değildir.